Merhaba, ben Mayıs Demirci Necip Fazıl Kısakörük Anadolu Lisesi'nden, 11. sınıfından Hatice Aktan. Bugün size beğenerek okuduğum Şeker Portakalı kitabından biraz bahsedeceğim. İsterseniz biraz yazarından bahsedelim. 26 Şubat 1920'de doğmuş. Hem yerli hem de Portekizliymiş. 11 çocuklu, yoksul bir ailede doğmuş. Yoksul bir ailede doğduğu için birçok işte çalışmış. Boks antrenörlüğü yapmış, muz taşımacılığı, ırgatlık, garsonluk. Birçok meslekte çalışmış. Tıp bitirdiğini duymuştum ve felsefe alanında bayağı ilerlemiş ve bu kitabı tam tamına 12 günde bitirmiş. Hatta 20 yıl içimde taşıdığım dediği 12 günde bitirdiği bu kitap oluyor. İsterseniz biraz da size konusundan bahsedeyim Şeker Portakalı'nın. Baş karakterimiz Zeze. Daha 5 yaşında, fazlasıyla akıllı, hayat dolu, temiz kalpli, birazcık yaramaz. Yoksulluk içinde acı hayatını anlatıyor bu kitap bize. Şimdi biraz daha içine girelim isterseniz kitabın. 5 yaşındaki Zeze yoksul bir ailede büyüyor. Annesi çalıştığı için ona genelde ablalara bakıyor. Hatta annesi hiç ilgilenemiyor diyebiliriz. Çünkü çok geç saatte eve geliyor ve yorgun olduğu için çocuklarıyla ilgilenemiyor. O yüzden Zeze'ye ablaları bakıyor. Ve babası da işsiz. Bu yüzden bayağı yoksulluk çekiyorlar. Zeze 5 yaşında olmasına rağmen okumayı kendiliğinden söküyor ve bunu dayısına ilk söylüyor ve dayısı da hani şaka yaptığını falan düşünüyor. Çünkü 5 yaşındaki çocuk kendi başına nasıl okumayı öğrenebilir diye düşünüyor. Sonra bir şekilde işte okumayı söktüğünü gösteriyor. Tüm dergileri, gazeteleri önüne koyuyorlar ve çok güzel bir şekilde okuyor. Hiç hata yapmıyor hatta. Böyle olunca da okula gitmesi gerekiyor. Daha 5 yaşında. Okula yazdırırlarken de kendisini 6 yaşında gösteriyorlarmış gibi yazdırıyorlar ve bu şekilde okula gidebiliyor. Aslında Zeze çok yaramaz ama buna inanmayan bir tane öğretmeni var. Çünkü Zeze çok iyi okuyor ve çok güzel yazdığı için öğretmeni hiç ona inanmıyor. Bu kadar yaramaz olduğunu düşünmüyor ama aslında Zeze birazcık fazla yaramaz. Bu yüzden ablalarından sürekli dayak yiyor. Zezeler bir müddet sonra evlerinden taşınmak zorunda kalıyorlar. Çünkü babası 8 ay boyunca kirayı ödeyememiş oluyor. Zeze herkese söylüyor taşınacaklarını falan ama hiç kimse şey yapmıyor. Hani aa taşıyorsunuz ne güzel falan diyor. Sadece biri şaşırmıyor ve hani arka mahalleye taşınıyorsunuz, çok gitmiyorsunuz falan diyor. Aslında millet çok seviniyor çünkü Zeze çok yaramaz ve herkese bir yaramazlığı dokunuyor. Bu yüzden seviniyorlar komşuları. Ve o eve gittiklerinde herkes birer ağaç alıyor. Ablaları, abileri alıyor ağaçları. Ama Zeze'ye ağaç kalmıyor. Ablası da evin arka tarafında fidanların olduğunu söylüyor. Ve Zeze oradan bir tane fidan seçmesini istiyor. Zeze de bakıyor hepsi küçük bir şey. Üzülüyor hani hangisini alacağım bunlar büyük değil ki bana meyve vermezler falan diyor. Sonra şeker portakalı fidanını görüyor ve onu seçiyor. Bu benim olsun diyor. İşte o şeker portakal fidesini alıyor ve ondan sonra çok yakın dostu oluyor. Çünkü şeker portakal fidesi konuşuyor onunla. En yakın dostu oluyor. Her şeyini ona anlatıyor. İkisi çok yakın arkadaş oluyorlar. Sonra Zeze okula başlıyor. Okula başlayınca bir tane öğretmeni var. Öğretmeni aslında başkaları çirkin dese de Zeze onu çok seviyor. Çünkü her şeyi öğretiyor Zeze'ye. Sonra ona çiçekler falan alıyor ama çiçek almıyor. Parayla almıyor çünkü fakirler zaten. Bu yüzden bir yerden sadece çiçekleri koparıyor. Ama hırsızlık denmez de sadece aşırma gibi falan diyebiliriz. Ama hocası çok mutlu oluyordu çiçekleri falan alınca. Öyle ve Zeze'nin hiç yaramaz olduğunu düşünmüyor. Aslında çok yaramaz Zeze. Ama herkes onun yaramaz olduğunu falan söylüyor ama hocası hiç inanmıyor. Onun iyi kalpli birisi olduğunu düşünüyor ve sınıfın en hızlı okuyanı ve en güzel yazanı diyebiliriz Zeze. Sonra günler böyle geçiyor mutlu bir şekilde. Ama tabii Zeze'nin yaramazlıkları devam ediyor. Ona bazen ablaları vursa falan da bir şekilde geçiyor günler. Sonra abisinden şey öğreniyor. Yarasa yapmak deyimi olarak kullanıyorlar. Arabalar durunca onların arka tekerleklerine binip onlar hareket edince ve tekrar yavaşlayınca oradan iniyorlar ve böylece bir rüzgarı hissetmiş oluyorlar. Özgürlüğü falan tatmak gibi bir şey oluyor onlar için bu. İşte böyle böyle geçerken bir gün
şey bir tane çok lüks bir araba görüyor ve hani hiç kimse ona binmeye cesaret edemiyor. Herkes korkuyor çünkü bir de hızlı araba. Ama Zeze yaramaz tabii. Herkes ona binmeye cesaret edemezken Zeze kendini daha körüklüyor. Yani yapmamak için. Sonra bir gün cesaretini topluyor ve o arabaya şey yapıyor, biniyor. Sonra tabii şoför de bunu fark ediyor. Ama sonradan çok yakın arkadaşlar oluyor onlar. Şoför bunu fark ettikten sonra işte onu dövüyor falan. Sonra her rastladığında onunla dalga geçiyor. Ama bir gün Zeze yine bir yaramazlık yapıp ayağına cam batırdı ve bayağı ayağı 3 parmak falan derinliğinde yarıldı. Kesilmişti. Sonra işte bunu görünce o adam dayanamıyor ve onu eczaneye götürüyor, dikiş falan attırıyor. Ondan sonra çok yakın arkadaş olmaya başlıyor bunlar. Hatta bayağı böyle ileri seviyeye götürüyorlar işi. O adama en sonunda her şeyini anlatıyor ve her şeyini anlatıyor. Bir gün babası Zeze'yi şarkı söylediği için aslında şarkıda birazcık bir küçük şey var. Hani çıplaklık mı diyeyim, nasıl anlatabilirim bilmiyorum şu an. Hatta onu bulayım hemen ben. Sonra size söyleyeyim. Buldum o dörtlüğü. Bir yer isterim çırılçıplak olsun. Çırılçıplak gelsin bana. Mehtap doğsun geceleyin yarimin canım vücuduna. Bunu duyuyor babası. Sonra babası onu çağırıyor. Ve hani bir daha söyle diyor. O söylemeye başlıyor ilk şeyi, ilk satırı. Sonra babası vuruyor. Tekrar söyle diyor. Tekrar söylüyor. Ve tekrar vuruyor. Söyleye söylüyor. Ondan sonra babası iyice sinirleniyor ve onu kemerini çıkartıp dövmeye başladı. İşte orada bayağı çok üzüldüm. Sonra Zeze kendini intihar etmek istedi. Öyle düşündü. Ama ona eczaneye götürüp şey yapan adamla beraber konuştuğunda hani o adam böyle bir şey yapmamasını istedi. Ve en sonunda o adama Zeze şey dedi. Hani beni annem babamdan alır mısın, evlatlık yapar mısın dedi. Çünkü o adamın sadece bir tane kızı vardı ve evliydi. Kocaman bir evde yaşıyor, zengin zaten. Sonra adam düşündü, aslında çok isterim dedi ama hani seni annenden babandan koparamam dedi. Ama senin baban olurum dedi. Sana şefkat gösteririm gibisinden şeyler yaptı ve bayağı şefkat göstermeye başlamıştı. Günler böyle güzel güzel geçerken o istemedim. Şey oldu, kaza. Bir tane upuzun bir trenin altında kalmış adam, bayağı parçalanmış ve öldü. Zeze bunu duyunca yataklara düştü. Hani doktorlar falan şok geçirmiş dediler. Hani bunu atlatması gerekiyor yoksa ölecek gidecek demişlerdi. Burada da bayağı ağladım. Beni çok etkilemişti çünkü daha 5 yaşındaki bir çocuk ve hayatı öğrenmeye başlıyor. Hayatın toz pembe olması gerektiği zaman, onun için toz pembe olması gerektiği zaman o acıyı görüyor. Daha 5 yaşındaki çocuk yataklara düşüyor. Bu beni çok üzmüştü. Ve hani şey istemiştim, ölsün istememiştim. Hani biraz mutlu olsun Zede çünkü o kadar şey yaşadı. Ablaları sürekli dövüyor, babası dövdü. Hani biraz yoksulluğu yaşamasını istemezdim. Hani kitabın sonunda şey isterdim. Büyümüş, o adam da onun yanına almış ve mutlu bir şekilde hayatlarını sonlandırsınmış isterlerdim. Ama öyle olmadı. Adam öldükten sonra Zezem bir şekilde toparlandı. Ve toparlandıktan sonra hayatına devam etmeye başladı. Hala şeker portakalı fidesi de büyümüştü o zaman için. Zaten şeker portakalı ağacı olmuştu. İşte onunla konuşup birazcık iyi hissetti kendini. En sonunda zaten kitap yıllar sonrasına geçiyor. Kendisinin birçok çocuğu oluyor ve onlara şefkat gösteriyor. Kitap böyle bitmişti. Ben kitabın sonunu pek yani farklı bitmesini isterdim. Çünkü Zeze o kadar çok şey yaşamış ve ne bileyim mutlu olması gerekiyordu bir yerde. Belki ileride mutluluğu bulmuştur ama yani o adamın katkısı sayesinde çünkü onunla şefkati gördü. Kendi babasını göstermedi şeyi o adam gösterdi. Ona harçlık veriyordu, sevgi veriyordu, şefkat veriyordu. Onunla eğleniyordu. Babasıyla yapamadığı şeyleri o adamla yapıyordu. O yüzden hani ya en azından bir şöyle
15 yaşına kadar falan bir gelseydi isterdim. Ama hayat çok acımasız. Ona da katlanamayacağı aslında bir müddet sonra da işte hayat katlandırıyor mecburen. Mecbur kalıyoruz bir şeylere. Bu kitapta en çok beni etkileyen buydu. Hayatın toz pembe olmadığı ve bizim bunlara katlanmamız gerektiğiydi. Üzüldüm kitap bittiğinde bayağı da ağladım ama hepinizin okumasını isterim. Çok güzeldi.